Zübeyde Hatun sen misin? Evet. Kimdir muayene edilecek Hatun? Benim. Gel buyur. Buyuralım bakalım. Adın ne senin? Daha önce seni buralarda hiç görmedim. Hayriye benim adım. Yeni taşındık bu muhite. Üsküdar'dan geldik. Kocan nerede? Ne iş yapar? Çarşıya gitti o. Akşam geç gelir. Esnaf. Kumaş alır satar. Belli belli. Halin vaktin yerinde. Maşallah. Bu arada müjdemi isterim. Kocana hayırlı havadisi verebilirsin. Nasıl? Ben şimdi... Gebesin sen gebe. Hadi Allah ananı babalı büyütsün. Daya Hatun. Beni istemişsin. Nihayet gelebildin. Neredesin sen? İşim vardı. Gülaya dediydim. Ne oldu ki? Nigar. Korktuğum başıma geldi. Hatice Sultan bir şeyler olduğunu anlamış. Gözü Paşa'nın üzerindeymiş. Aman diyeyim Nigar. Aşkı falan anlamam. Bir daha görmeyeceksin Paşa'yı. Demek bu yüzdendi. Sen beni dinlemiyor musun? Hatice Sultan kuşkulanmış diyorum sana. İfşa olmanız an meselesi. Telaş etme. Zaten paşamız ayrıldı benden. Gelmeyecek. Bir süre görüşmeyelim dedi. İsabet olmuş. Ben sana demiştim. Bak Hatice Sultan nasıl kullandı gücünü? Sildi seni. Yok etti. O kadar kolay değil beni silip atmak. Paşa ihtiyatlı davranıyor sadece. Allah'ım sen akıl fikir ver. Şu söylediğine bak. Canına mı susadın sen? Böyle olamaz Dahi Hatun. Böyle bitemez. Ne yapacağım ben? Edebinle otur. Bitti artık bu sevda. Unut. Alelade bir hatun yok karşında. Sultan. Hem de hanedan mensubu. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bilmez misin? Sultanımız hiçbir hatunun sahip olmadığı bir hakka sahip. İstediği an boşar paşayı. İşte o vakit ne sadrazamlık ne kuvvet. Elindeki bütün serveti de alırlar. Saatler olsun Nigar Sultan. Siz de mi buradaydınız? Ödüm koptu vallahi. Paşayı mı bekliyordun yoksa? Hay Allah. İşin bittiyse odana git. Bundan böyle sarayda kalacaksın. Olmaz. Evimde kalacağım. Kesin gelecek. Bekleyeceğim. Hala bekleyeceğim diyor. Bitti demiş paşa. Sen neyin peşindesin Nigar? Ya bilmediğin şeyler var Daya Hatun. Benim de elim kolum bağlı. Artık istesem de olmaz. Yapamam. Paşa kaderim benim. Ne demek bu? Bir canım daha var artık. Emin misin? Bir epe kadın çağırdım mahalleden. O muayene etti. Allah kahretmesin seni. Ben seni kurtarmaya çalışırken sen iyice batıyorsun. Bile isteye yaptın değil mi? Sen dememiş miydin? İbrahim Paşa bugün değilse yarın bırakır seni. Çoluğun çocuğun olsa sahip çıkar ama o da yok diye. Ay dilim kopaydı. Aklı benden aldın yani. Utanmadan bir de gülüyorsun. Paşanın haberi var mı? Yok. Nasıl olsun? Daha sabah öğrendim gebe olduğumu.
Korktum. Ne malum, belki düşürmemi ister. En doğrusu bu zaten. Doğru diyecek hali yok ya sana. En kısa vakitte bu çocuktan kurtulmak lazım. Olmaz Daye Hatun, yapamam. Daha dün Efsun Hatun bundan öldü. Hem ben nasıl kıyarım ona? O bizim aşkımızın meyvesi. Aşkınız batsın sizin. Daye Hatun, ne olur yardım et bana. Senden başka kimim kimsem yok. Tamam. Sakin ol. Oluruz bir hal çaresi. Ben senin hakkını nasıl öderim Daye Hatun? Bundan böyle ben ne dersem o nikâr. Sözümden çıkmak yok. Hadi şimdi benim odama git. Bu meseleyi etraflıca konuşmamız lazım. Yardım edeyim sana. İstemez. Ben kendim yıkanırım. Daye Hatun, ne yapacaksın orada tek başına? Allah aşkına benim yanıma gel. Olmaz. Valide Sultanıma söz verdim. Daye Hatun, ne yaparım ben sensiz? Tam da sana en çok ihtiyacım olduğu vakit. Çok dinliyorsun da sanki beni. Yer. Karnındaki günah aklımda. Ne yap et kurtul. Olsa bir felaket getirir sadece. Düşüreyim de öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? O vakit geriye tek çaren kalır. Hülle bir nikah kıyacaksın. Adamcağız çocuğu kendinden bilecek. Bırak şimdi bunu. Zamanı var, konuşuruz. Gelmeyeceksin mi yanıma? Daha ya. Üzülme. Dünyanın bir ucuna gitmiyorum ya. Kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor. İzin verin bu kelebek sizin gözünüzde dinlensin. Size emanettir sultanım. Bir ömür boyunca gözümüzden kan yaş doldurmasın bu şişim. Size söz veriyorum, sizi hiç ağlatmayacağım. Yüzünüzü hep güldüreceğim. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem, kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza simurg olarak konsam, orada son nefesimi versem, siz Buse'nizle yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza, hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız,
serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam, hiç uyanmasak, ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. İbrahim, bir yalan denizinde yolunu kaybetmiş İbrahim. Herkesi kandırabilirsin, hatta kendini dahi. Fakat hakikat her daim güçlüdür bir yalandan. Bir rüzgar olur, yağmur olur, fırtınalar koparır ve nihayet seni dalgaların sırtında kayalara çarpar. İşte buradasın, hakikatin yanında. Zira bu yüce aşkın ateşiyle yanıyorsun hala. Kaybolduğun o yalan denizini içsen dahi fayda etmez. Söndüremez hiçbir şey. Başka hiçbir ten teselli etmez seni. İyileştiremez. Öfkeni yen İbrahim. Kendinle, mazinle olan kavganı bitir. Daha fazla üzme artık senin için atan bu kalbi. O senin sevgilin. Karın. Evlatlarının annesi. Ailen. Bugün anlaşma imzalanacak Matrakçı. Akabinde de bu seferi için hazırlığa gideceğim. Sizinle birlikte gelmeyi çok isterim paşam. Sefer zamanı geldiğinde elbette katılacaksın bize. Hı. Kıymetli hizmetlerine ihtiyacımız var. İlhabetin. Yokluğumda Nigar Hatun'a göz kulak olmanı istiyorum. Kimseye muhtaç etme onu. Ben icap edeni yaparım paşam. Fakat siz uzak durun. Vazgeçin bu sevdadan. Malum sultanımız. Sen merak etme. Bu mesele bu gece bitecek. Paşam, geldiniz. Öylesine mesudum ki. Sizi hiç göremeyeceğim sanmıştım. Gitmeden evvel bir veda etmek istedim Hatun. Nasıl? Nereye gidiyorsunuz? Halep'e gidiyorum, vazife icabı. Bir iki ayı bulurdum ben, peki daha fazla. Bu arada tebrik ederim hazineder olmuşsun. Validemiz sağ olsun. Fakat içim rahat değil. Malum. Hazneler olunca haremde olmam icap eder. İsabet olmuş, boş ver. Hiç değilse yalnız kalmasın. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. Paşam, yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Sizi hasretle bekleyeceğim. Bekleme. Bir daha görüşmeyeceğiz. Bitti. Paşa. Nasuh Efendi ile konuştum. Bir derdin sıkıntın olursa ona haber verirsin. Paşam. Benim sizi görmekten gayri bir dileğim yok. Ne olur beni bırakmayın. Hepimiz için en hayırlısı bu Nigar. Paşam. Paşam. Ne olur gitmeyin paşam. Bırakmayın beni bir başıma. Bundan evvel neyse o hatun. Daha fazlasını ne um ne de bekle. Beni sevdiğinizi sanmıştım. Bir hatun olarak sevildin elbet. Yanındayken huzur da verdin bana. Lakin bu bir hayaldi. Bir ruh esintisiydi, geldi geçti. Benim kalbimde yer yok. Ne sana, ne de bir başkasına. Paşam. Ne yapıyorsun Nigar, gir içeri. Ben sizin aşkınıza düştüm bir kere. Yalvarırım beni bırakmayın. Gel.
Paşam, ne olur beni dinleyin. Size söylemem gereken bir şey var. Gir içeri hatun. Paşam. Daya Hatun kim yaptı bunu sana? Daya Hatun. Nigar. Daya Hatun. Erken geldiniz. Karanlık gecelerime yıldızlar yağar sultan. Işığınız güneşte aşık atar. Ay mahcup olup kaçar. İbrahim kulumuz bu ışıkla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultan. Sizi ihmal ettim. Çok hem de. Müsebbibi de devlet işleri değildir. Size olan kırgınlığımdır. Ne yaptım ben İbrahim? Suçum ne? Neden kırgınsın bana? Bir gün anlatırım Mehmet. Lakin şimdi size sarılmak, şefkatli kollarınızda şifa bulmak istiyorum. Öylesine hasret kaldım ki size. Sultanım. Ne vakit gideceksiniz? Yarın sabah çıkacağım yolda. Öyleyse hiç bitmesin bugün. Çıkmayalım yataktan.